Buradan özellikle size bir video verdim. O videomu indirirseniz hemen bir bugün bu Afyon Karahisar halkımızın bu videoyu takdirine sunuyorlar. Meral Hanım'la Mansur Bey, bizim PKK'yla ilgimiz var, bizi hemen tutuklayın. Bir dakika, sen terörist değilsin, elbette bizi ödemeyiz. Ama bütün teröristler sizin desteklediğiniz adamı destekliyor. Aynen. Yalan. Evet. Sizin gibi bütün hemşehrilerimiz, yiğitler, dimdik durduğu müddetçe onlara geldi mi buradan kovuyorsun. Teröristle beraber olan, teröristle yan yana durana Afyon'dan oy yok. AK Parti milletvekili Ali Özkaya bu videoyu çekiyor ve kendi tweetine koyuyor. Burada tüm bizlere duyuyor, duyduk, halkımıza duyuyor. Diyor ki burada önce bizim genel başkanımıza laf söyletiyor. Arkasından da işte kendisinden olmayan herkesi terörist ve PKK'lılıkla suçluyor ve akabinde de bununla ilgili yani siyasi Millet İttifakı'nın siyasi partilerinin o mahalle geldiğinde buradan kovmalarını, oraya sokmamalarını salık veriyor. Şimdi ben buradan kendisine sesleniyorum. Bu memlekette, bu memleketin evlatları olan bizleri kim nereye sokmuyorsa ben kendisine hodi meydan diyorum. Buradan devletin Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunuyor. Halkı kim ve düşmanlığa sevk edecek derecede gözü dönmüştür ve oradaki vatandaşımızın manevi duygularıyla nasıl oynadığına hepimiz şahidiz ve bu da gösteriyor ki bizim biraz önce konuştuğumuz seçimi kaybettiler, seçimi mağlubular, şu anda tek sarıldıkları o. Ben buradan kendisine sesleniyorum. Kendisi din alıdır. Şimdi çıksın bu televizyona veya başka bir televizyona şunu anlatsın. Geçen seçimlerde kurmayı vaat ettiği ve 3000-5000 kişiyi çalıştırmayı vaat ettiği ve tüm ilçelerden de 100'er-200'er kişi burada çalışacak şeklinde liste yaptırdığı kömürle çalışan termik santral oldu. Bunu açıklasın. Kendisi din alıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yıldır iktidardadır ve kendisi de 10 yıllık vekillik yapmaktadır. Çay Dinar Karayolu bugün 10 yıllık vekilliğine rağmen neden hala bir duble yol yapılamadı? Bunun cevabını anlatsın. Tabii ki bunlar için konuşacağı bir şey yok. Şu hale bakın yani. Bu Türk siyasetine bence kara bir lekedir. Ama Cenab-ı Allah ve halkımız onları da görüyor. Bizlere de görüyor. Ve ben bu konuda kendisine hodri meydan diyorum. İstediği kanalda, istediği moderatörle, istediği mekanda açık oturuma davet ediyorum. Varsa yürüye gelsin bu konuyu beraber tartışalım. Halkımızın önünde tartışalım. Açık oturuma davet ediyorsunuz kendisine. Evet. Buradan hodri meydan diyorum. Eğer varsa böyle o videoda konuştuğu gibi inanıyorsa kendisinin de kendisinden olmayan partilerin terörist olduğuna buyursun gelsin. Ben istediği mekanda, istediği moderatörde, istediği kanalda kendisine bu konuyu tartışıp halkımızı aydınlatmaya varım. Böyle arkadan konuşup önden başka bu iş böyle olmaz. Bu işin en güzeli çıkacağız televizyona. O kendisi o sözlerinin haklılığını ispatlayacak. Ben de onun haksızlığını ispatlayacağım. O zaman halkımız karar verecek.